Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, burada bin kripto üzerindeyiz. Özellikle son zamanlarda bu Sejin haberleriyle beraber ne yazık ki değer kaybeden coinleri inceleyeceğiz diyebilirim. Sej darbesi en çok değer kaybeden 5 altcoin diyor. Bakalım. Kripto para piyasasında hafta başından bu yana süren seç kaynaklı olumsuz hava altcoin piyasasında sert bir düzeltmeye neden oldu. Fed faiz politikalarında normalleşme adımlarının beklendiği dönemde ortaya çıkan bu hamleler ABD'nin kripto para yatırımcılarına yönelik tavrını gösterdi. Bak burası çok önemli sürekli söylüyorum bak burada adı geçmişken söyleyeyim e, çok önemli diyorum. Ve sürekli videolarda üstüne basa basa Lunge ve XRP'nin de adını geçirmeye çalışıyorum. Ayın 13'ü tekrar hatırlatıyorum bak. Ayın 13'ünde Hinman belgeleri açıklanıyor. XRP coin için çok önemli bir mesele. Aynı tarihte ABD tarafının stable coin e, yasa taslağı tamam mı ortaya çıkacak. Taslağı göreceğiz. Ne var ne yok çok önemli bir mesele. Hemen ertesi gün ayın 14'ünde FED faiz kararını açıklayacak %70 ihtimalle duraklama beklentisi mevcuttur. Aynı tarihte Terra Klasik tarafında büyük yükseltme gerçekleşecek. Bu iki tane kripto para şu anda yükselişe hayli eğilimli olduğu gibi en son SEC davasında Binance'la olan davasında Launch, XRP gibi coinlerin adını geçirmemesi ki asıl meselesi bunlarlaydı. E, geçirmemesi zaten bunlardan artık ümidi kestiği üzerine e, durulmaktadır. Zaten yeni çıkacak olan yasa bunları emtia olarak belirlerse e, ikisi de sece şöyle okkalı bir şamar vuracak. tamam. E, bunun aksine maalesef diğer altcoinlerde durum bu kadar parlak değil. İşte adadır soldur tamam mı? Dava kaybedildiği takdirde aksine bunlar e, daha zorlu süreçlerden geçebilir. Seç Fed'in uzun süren faiz artırımlarında normalleşme süreci beklenirken kripto para piyasasında ortaya çıkabilecek yukarı yönlü bir hareketle karşı elindeki kozları ortaya serdi. Binance CZ ve Cardano kurucusu Charles Hoskins'in başta olmak üzere camia üyeleri bu adımları düşmanca ve agresif olarak nitelendirdi. Katılıyorum. Doğru. Seçim bu düşmanca tavrı Hafta sonuna girerken altcoin piyasalarında derin kayıplar yaşanmasına neden oldu. Dava dosyalarında adı geçen projeler hafta başından bu yana %40'a varan kayıplar verdi. Düşmanca konusunda şunu söyleyebilirim. Hiç değilse, bakın hiç değilse, ya politika şu olmalıydı. Mesela gönderirsin arkadaşım Cardano'ya bir tane e, konuyla alakalı bir yazı. Dersin ki böyle böyle bak. Sen bir menkul kıymetsin, tamam. Mesela aynı tarihte sentetik fiyatları bakın e, sentetik fiyatları tamam mı neyse şimdi çok uzatmayayım da e, sentetiksin fiyatları ciddi anlamda arttı. Neden? Çünkü SECE kayıtlı bir firmaydı. SECE kayıtlı bir şirketti. O yüzden bu kadar arttı. Bilmem anlatabiliyor muyum? E, gönderirsin buna yazıyı. Adamlar gelir sana kayıt olur. Eğer kayıt olmazlar ise o zaman mahkemeye verirsin ama Çat diye bunların fişini kesmeye çalışmanın bir anlamı yok. Belki menkul kıymettir, belki değildir. Bekleyip göreceğiz. Buna tabii e, yargı süreci karar verecek. Bunun ne olduğuna, ne bittiğine. Fakat dediğim gibi durum bu. E, buradaki altcoin'ler özellikle en son Binance US tarafını incelemiştik. Hatırlarsınız diye düşünüyorum. Yanlış olmasın e, 105 e, gibi bir, 102 miydi? 105 gibi bir toplamda parite delist edildiği gibi diğer e, ABD borsalarından delist edilenleri de hesaba kattığınızda 120 civarında e, parite ve onlarca altcoin bunların içerisinde ada, sol, matik olmak suretiyle delist edildiler maalesef ve bu adı geçenler ne yazık ki Binance davası kaybedilir ise e, Binance dahil Coinbase dahil diğer borsalarda ABD kökenli borsalarda e, delist edilebilirler. Fakat şunu söylemek istiyorum. En başından portföyünüzü çeşitli tuttuysanız yalnızca bu altcoinlerde durmuyorsanız e, özellikle yine önemli bir mesele yakın zamanda sonuçlanmasını beklemediğimiz için hiç değilse e, bu coinlere yani bitcoin'in ilk ATH dalgasına kadar bir yön yukarı hareket verip devamında çıkmak tercih edilebilir. O yüzden panik satışı da yapmamak icap eder. Başlatılan karalama kampanyasında açılan davalarda adı geçen projelerden Filcoin %38 değer kaybederken ADA, Sant, Algo, Matic ortalama %35 geri çekildi. Filcoin %38, Conflux %34, Cardano %34, Sandbox %33, Algorand %32. En çok değer kaybeden altcoinler arasında sadece Conflux davada adı menkul kıymetler olarak gösterilen projeler arasında yer almıyor. Bununla birlikte CFX son dönemde Çin'den lisans alan tek blok zincir projesi olarak dramatik bir çıkış göstermişti. Darbe öncesi 34 cent direnç, e, direnç bulan CFX bugün patlak veren düzeltmeyle 0.18 dolara geriledi diyor. Hatta hemen şöyle girip bir e, çok kısa bakalım e, CFX tarafına bakın CFX'deki durum da bu fakat e, hatırlarsınız diye düşünüyorum muhtemelen CFX ile alakalı konuşurken zaten bu pozisyonlara yani 18 küsuratlarına kadar geri çekilebileceği ile alakalı uyarmıştık hatta şu anda çekildi daha düşük seviyelere kadar da yani buralar patlarsa yine ortalama 15'lere kadar dahi devam edebilir bunlar normaldir. Coin uçtu da yani coin'e baksanıza. 2 cent'lerden nereye geldi? E 50 cent'lere geldi. Tamam mı? Bunlar olabilir yani. Bırak da düzeltme yapsın coin. Her neyse devam edelim. poligonda diyor yüklü çıkış. En büyük market yapıcılardan Camberland son 24 saatte Binance ve Coinbase borsalarına yüklü miktarda Matic ekledi. Bunun yanında Dev ABD borsası Robinhood artık borsada Matik, Sand ve Ada işlemlerini kapatacağını açıkladı. Bu hamlenin ardından Matic 60 sente kadar geriledi. Evet, e, Sand'ı kapatacağı gibi bu arada burada yer almamış Sol da aynı şekilde. Sol, Sand, Ada, Matic bunların dördü de delist edildi. Robinhood'un delist kararının ardından borsada işlem yapan matik balinaları yüklü çıkışlarda bulundu. Her biri için yüklü çıkışlarda bulunuldu. Durumlar genel olarak böyle dediğim gibi piyasada bu şekilde devam ediyor. İlerleyen videolarda da değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.